Merhaba, ben Emrah Doğan. EDLab YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere karavan olmak için, karavan yapmak için uygun araçları tanıtacağım. Ve bunlar direkt satılık araçlar. Karavan yapmak için alacağınız panel vanlar ve minibüslerde en büyük sıkıntı geçmişte zor işlerde çalışmış olması, ağır işlerde çalışmış olması, yüksek kilometrelerde olmuş olması, fiyatlarının yüksek olması ve tedarik zorluğudur. Şu an bu durumu terse çevirecek bir durum var. Serhat yakın arkadaşım, ailesiyle birlikte çerez dağıtım işi yapıyorlar İstanbul'da. Yapıyorlardı daha doğrusu. Evet. Şu an o işlerinden ayrıldılar. Bundan dolayı ellerinde yüklü miktarda Ford Transit var. En son 32 taneydi. Bir tane de bugün satıldı. 31 tane kaldı. Bunların yüksek tavan olanları var. Alçak tavan, kısa şase, uzun şase, önden çeker, arkadan çeker, klimalı, tekno paket vesaire bir sürü farklı yıl ve farklı özellikli olanlar var. Çünkü burası büyük bir operasyon ağıydı. Ve bu araçlar arkadaşlar sadece çerez taşıdılar. İstanbul'da çerez taşıdılar. Bu arada kameramanımız da Sercan Bey, kendisi bu operasyonun müdürü, sorumlusu. O da araçlar hakkında detaylı bilgiye sahip. Zaten onun numarasını vereceğim, paylaşacağım. Almak isteyenler, görmek isteyenler İstanbul Kartal'a gelebilirler. Elimizde 31 adet Ford Transit bulunmakta. Araçlarımızı özellikle ihtiyacı olanlara satmak istiyoruz. Yani çok fazla galericiye satmak istemiyoruz ama galericiler de tabii alıyorlar. İhtiyacı olanlara satmayı düşünüyoruz. Ve galericiler aldıktan sonra üzerlerine yüklü bir miktar koyup tabii satacaklar. Tabii. Şu an arkadaşlar zaten çerez firmasının etiketleri bile çoğu araçta duruyor. Hani bu konuda bu daha önce ne taşıdı falan diye soru işaretleri kalmaz aklınızda. Şimdi ben Ducato, Peugeot Boxer ve Citroen Jumper'ı çok fazla kullandım. Özellikle transitle ilgili videom da var benim. Detaylı bilgileri de paylaşırım. O videoyu da yukarıya link olarak bırakırım. Şimdi arkadaşlar konfor olarak kesinlikle Ducato'dan, Peugeot Boxer'dan, Jumper'dan, zaten yapıları aynı, daha iyi. Bu bir gerçek. Kullanımı, işte vites geçişleri, motor gücü, mesela bu araç 170 beygir. Bizim Ducato'lar 100, yani yıl yıl değişiyor tabii. 120 olanı var, 130, 140, 150 olanı var. Serisine göre değişse de genelde daha güçsüz kalıyor. Ve arkadaşlar biz tam yüklü taşıyoruz. Bu beygirler, bu torklar yetmiyor maalesef. Ya da çok yavaş gidiyor. Ben Ford'da bu yönleri sevdim. Yani malzeme kalitesi bariz bir şekilde PSA grubundan daha iyi. Ama tabii ki eksileri yok mu? Var. Mesela arka kısmı biraz sonra göstereceğim sizde. Arkadan çeker, arkadan iter araçlar öncelikle yüksek. Yani basamağa ihtiyacınız var ki arabaya girebilmek için. Onun haricinde çatı, yani tavana doğru çıkıldıkça araba şu şekilde bir bombeleniyor. Bu da yani karavanın mobilya işçiliğini biraz zorluyor. Ve enine yatak koymak istediğiniz zaman size yüksek bir yatak vermiyor. Yani PSA grubu hani kötü bir işçilik yapmazsanız 185 santime kadar yatak veriyor. Bunlarda yaklaşık 173-175 arası bir yatak çıkıyor. Yani 10 santim daha kısa bir yatağa sahip oluyorsunuz. Eninden 10 santim, boyundan 10 santim kısa. Bu da yatmayı çok zorlaştıran bir durum. Benim söylemek istediklerim bunlar. Kasaları gösterelim. 3-4 tane farklı araba gösterelim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Serhat? Şu anda yok. Açıklamalara zaten numaralarınızı bırakalım. Evet. Sercan Bey'in numarasını bırakalım. İstanbul Kartal'da, Kartal Köprüsü'nün altında yerleri var. Bu depoda arkadaşlar bir dünya karavan var. Ya karavan diyorum, pardon, ağız alışkanlığı. Bir dünya Ford Transit var. Siz kendinize uygun olanını, temizini buradan seçersiniz. Ve %100 emin olun bunlar ağır yük taşımadılar. Hepsi çerez taşıdı. Hadi gelin iç kısmına da bakalım. PSA grubunda panelvan olarak uzun süre çalışmış araçlarda şu sorunla karşılaşırsınız. Kapıyı açarsın, güzel açılmaz. Kapatırsın, güzel kapanmaz. Sürgülü kapı ayar tutmaz. Kapıcıya gidersin, yapamaz vesaire vesaire. Şu an Ford Transit'te benim gördüğüm en güzel özellik, tabii bu araba özelinde de konuşuyorum, kapılar gayet düzgün. Bakın. Şimdi ağır yük taşımadığı için
Sercan, bunlar zeminde bir şeyle mi kullanıldı? Altlarında tahta vardı. Tahta vardı. Zaten ağır yük taşımadığı için ezilme olmadı araçlarda. Yani bakın arkadaşlar, bir ezilme mezilme yok. Şuralarda raflar vardı. Bunlar çerez koyuyorlar arkadaşlar. Buraya kadar geliyor. Raflar oluyor. Evet. Raflar kolilerle, değil mi? Yüksek tavan bir araç. Bir tanesini de gösteririz. Yani eskiden nasıl olduğunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, herhangi bir sorun, sıkıntısı yok. Yani karavan için yeni Ford Transit tercih edenler oluyor. Özellikle mesela bu araç 13 metreküp. 11'leri de göstereceğiz. Yani tuvalet banyo koymam diyorsanız, yani banyo yapmam ya da portatif bir şey yaparım diyorsanız, bu metrekare, bu metreküp fazlasıyla yeterli size. Ama biraz daha ben geniş aileyim, farklı isteklerim var diyorsanız, bu metreküpler size yetmeyebilir. Daha büyük hacimli, işte 15 ve ona yakın metreküplere bakabilirsiniz. Söylemek istediklerim bunlar. Bir iki tane de araç göstererek videomuzu bitireceğiz. Dediğim gibi telefon numarası altta zaten. Açıklamalar kısmında Sercan Bey ile iletişime geçip gelip görüp işte kilometresine göre, bütçenize göre, model yılına göre bir Ford Transit seçebilirsiniz. Yani Türkiye'de herhalde bundan daha fazla Transit satan bir yer yoktur diye düşünüyorum. Bizim takipçilerimizin de şansını oldu bu. Gördüğünüz gibi burada panel vanların bir kısmı var. Bu şekilde. Logolar iptal ediliyor arkadaşlar. Logolar çıkarılacak. Logolar çıkarılıp teslim edilecek. Yani siz de yapabilirsiniz. Zor bir iş değil de öyle verecekler. Yani öyle kazası falan yok. Zaten bunlar hani şirket politikası olarak logolanmaları gerekiyor. Sıra numaraları veriliyor. Zaten bunlar garantileri dolana kadar servise götürüldü. Değil mi? Ford yetkili, evet, servisine. Ford yetkili servisi. Kayıtları var. Bir bu kadar da diğer depoda var arkadaşlar. Biraz da açıkta var. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Umarım gönlünüze göre bir aracınız olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu tarz videolar için kanalıma abone olur. Diğer videolara da bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.